Çocuklar beni kimse görmüyor mu? Sesimi duymuyor mu? Bir şey soruyorum cevap vermiyorsunuz. Hadi kim çözecek bu soruyu? Anlattım o kadar. Dördüncü anlatışım ama. E hadi. Orada mısınız değil misiniz? Bir ses verin. Böyle ekrana bakıp anlatıyorum sanki. Kimin var kimin yok olduğunu bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Roblox mu oynuyorsunuz arkada? Minecraft mı oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Sonra sınav yaptığımızda düşük not alınca biz suçlu oluyoruz. Ama orada oyun oynuyorsunuz işte. Hadi biraz cevap verin. Hey dostum. View Sonic Classroom'dan haberin yok mu? View Sonic Classroom senin bu dertlerine çözüm olarak geldi. Hem de ömür boyu ücretsiz. İncele işte bir bak. Gör. 10 numara program yapmış adamlar. Bana burada şekil yaptırıyorsun. Hadi Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vivsonic firmasının üretmiş olduğu bir LMS yani Learning Management System inceleyeceğiz. Bu Learning Management sistemin diğer sistemlerden, muadili sistemlerden çok büyük farkları var. Bu farklarını inceleyeceğiz. Gerçekten de sınıf içerisinde yani uzaktan eğitimde ya da hibrit eğitimde yaşadığınız birçok problemin çözümünü bulmuşlar. Ve ben kendi derslerimde de bu çözümlerin hepsini kullandığım için size yararlı olmasını istedim. Bu programı size anlatmak istedim açıkçası. Web tabanlı bir program tamamen web üzerinden çalışıyor. Ben burada Google Chrome'u kullanıyorum. Yapmamız gereken tek şey buraya My Viewboard yazmak. My viewboard yazdıktan sonra gelen şu sekmeye tıklıyoruz sevgili arkadaşlar ve ana sayfamız geliyor e, Web tabanlı olmasının birçok avantajı var Bu avantajlarından en büyüğü bilgisayarınızı hiçbir şekilde yormuyor. Bilgisayarınız yormadığı için de bilgisayarınızın ömrünü uzatıyor. Hatta program içerisinde açtığımız bazı dökümanların çok daha rahat, çok daha efektif bir şekilde açılmasını ve çalışmasını sağlıyor. Hiçbir şekilde takılma olmuyor. Ve öğrenciye giden görüntü de inanılmaz kaliteli oluyor. Çünkü burada kullanılan serverlar Amazon'un serverları 256 bit veri şifreleme ile bu serverlar aktif bir şekilde kullanılıyor. Daha önce üye olmadıysanız bu siteye tabii ki üye olmanız lazım. Ben daha önceden üye olduğum için sign in'e tıklıyorum ve kurumsal hesabımla girişimi yapıyorum. Evet, girişimizi yaptıktan sonra karşımıza MyViewboard'un ana sayfası çıkıyor. Burada birçok araç var ama ben bugün size özellikle Classroom eklentisinden bahsetmek istiyorum. Classroom'da da canlı ders yapmak mümkün, Whiteboard'da da canlı ders yapmak mümkün. Diğerleri de kullanacağımız diğer araçlar aslında. Ben size bugün Classroom'da nasıl ders yapacağımızı göstermek istiyorum. Bunun için Classroom sekmesine tıklıyorum. Bu sharpening pencil olayını çok seviyorum. Hemen bana açtığımda yenilikler olduğu söylendi. Burada gösteriyor. Bunları okuyabilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar Vivsonic firmasında çalışan 280 tane yazılımcı insan var. Bu yazılımcılar sizden gelen feedback'leri değerlendirip programda yenilikler yapmaya çalışıyorlar ve yaptıkları her yeniliği de programı açtığınız zaman karşınıza çıkan bu yazıdan görebiliyorsunuz. Öğrencilerimi davet etmeden önce ilk önce kameramı açmak istiyorum. Kamerayı açmak için şu altta bulunan sesi ve görüntüyü aç simgesine tıklamak. Şu an görüntüm ekranda ve öğrencilerimi davet etmeye hazırım. Öğrencilerimizi derse nasıl davet edeceğiz? Bakın sağ üst köşede herkese açık oturum diye bir bölüm var. Burası benim öğrencilerimi davet edebileceğim kodların bulunduğu yer. Bir QR kod var ya da alt tarafta myviewboard.com ile başlayan bir web sitesi adresi var. Siz okulda kullandığınız sisteme göre ya isterseniz bu kodu kopyalayıp öğrenciye gönderebilirsiniz ya da isterseniz bu kare kodun görüntüsünü çekip onlara gönderebilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız. Mesela ben bugün burada size iPad'imden ders anlatacağım. Derse öğrenci olarak katılacağım daha doğrusu. Onun için hemen ben iPad'imden kameramı açıyorum ve QR kodumu okutuyorum. iPad'imde gelen ekranda Atıl Çelik'in dersine katılıyorum ve öğrenci ismi olarak da ne yazalım? Hadi Ayşe yazalım. Ayşe olsun deneme öğrencimizin adı. Sign in diyorum. Sign in dedikten sonra öğrencim derse katılıyor ve biraz sonra iPad'inde orada e, görüntü gelecek ve öğrencim de benim görüntümü rahat bir şekilde görmeye başlayacak. Ben burada şu mikrofonumu kapatıyorum, feedback yapmaması için şimdi. Peki öğrencileri nasıl göreceğim ben? Bakın burada sağ alt köşede kontrol panelini göster diye bir bölge var. Ya da aslında şurada da bir uyarı çıkıyor. Öğrencilerinizi gerçek bir sınıfta olduğu gibi yönetin diyor. Burada ben hemen öğrenci kontrol panelini açarsam benim karşıma bir sınıf geliyor. Bakın Ayşe artık bu sınıfta duruyor ve benim öğrenci arayüzüm burada. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Hemen ekranımı ikiye böleceğim. Bu arada ben yine ViewSonic'in bir ekranını kullanıyorum. Ekranım geniş bir ekran olduğu için ekranı ikiye bölüp çalışmak çok rahat. Ekranın kodunu da modelinde hemen aşağıya bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. İnanılmaz rahat ve kullanışlı bir ekran. Şimdi ekranımı ikiye bölmek için bunu sağ tarafa alayım. Bunu da sol tarafa alayım. Şimdi burada sevgili arkadaşlar önemli olan şu. Öğrenci tamamen şu sayfayı görüyor. Şu an zaten iPad görüntümü de görüyorsunuz. Öğrencinin gördüğü yer tamamen bu sayfa. Benim bu tarafta öğrencileri yönettiğim bölüm. Bunu şöyle hafiften küçültebilirim. Öğrenciler benim bu görüntümü görüyorlar. Ee, şu an iPad'de gördükleri gibi görüyorlar. iPad'in üzerinde chat kısmı var. Buradan öğrenciler konuşabiliyorlar ve ben konuştuklarını şu kısımdan görebiliyorum. Şimdi burada nasıl bir avantajı var bu programın? Diğer programlara göre ne avantajı var? Bir kere arkadaşlar bu programı bir kere satın aldığınız zaman ömür boyu ücretsiz kullanıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi web tabanlı çalıştığı için bu program bilgisayarınızı hiç yormuyor. E, cihazdan bağımsız yani hangi platformu kullanırsanız kullanın çok rahatlıkla bu programı kullanabiliyorsunuz. Diğer e, LMS programlarında öğrenciler kameralarını kapattıklarında ya da kameraları açık olsa dahi öğrencilerin o anda ne yaptığını bilmiyorsunuz. Yani sizin paylaştığınız ekranı mı bakıyor, ekranı mı görüyor yoksa arka tarafta oyun mu oynuyor bundan bir haber durumdayız. Öğrenci dersle ilgisi kopmuş olabilir, öğrencinin canı sıkkın olabilir. Bu durumda neler yapacağız? Şöyle söyleyeyim sınıf içerisinde olsak ne yapıyorduk? Hemen göz göze geliyorduk belki bir göz kontağı kuruyorduk. Onunla ondan sonra derse davet ediyorduk ya da yanından geçerken şöyle omzuna dokunup onu derse davet ediyorduk ee, ancak diğer programlarda bunu yapamıyoruz ama burada ne yapıyoruz bakın şu an Ayşe benim gösterdiğim benim kullandığım şu ekranı görmekte buraya hemen yazayım mesela iPad'imde de direkt olarak çıkacak kalemimi aldım elimde de yine Visonin Woodpad 10 tableti var ee, onunla yazı yazmak çok kolay derslerde buraya hemen ben bir merhaba yazayım Bakın şu an zaten iPad'deki görüntüde de direkt olarak burada yazdığım şey anında çıktı. Eş zamanlı olarak. Öğrencinin gördüğü yer burası. Dediğim gibi bu sınıf ortamını kesinlikle görmüyor. Ben dersi işlerken diyelim ki Ayşe ekranını değiştirdi. Başka bir ekrana geçti. Bakın burada ne oldu şimdi? Hemen Ayşe sarıya düştü. Bu demek oluyor ki Ayşe sizin gösterdiğiniz bu bir numaralı ekranı değil de başka bir ekranı açmış. Şu an aktif olan ekran o onda. E, oyun oynuyor olabilir. O ekran aktif olabilir. Ekranı böyle ikiye bölmesi de hiç problem değil. Neden problem değil? Çünkü aktif olan ekranın bu olması gerekiyor. Bu ekranın aktif olması gerekiyor. Onun önünde. Yani sağ tarafa oyun açtı. Sol tarafta seni izlesin. Olmuyor. Çünkü oyun oynarken aktif olan ekran buradaki ekran olacak. Yani oyun oynadığı ekran olacak. Bu ekran deaktif olduğu için de direkt Ayşe sarıya düşecek. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Diyelim bir sayfa daha açtım. Sınıfınızda 30 kişi ekleyebiliyorsunuz. 30 kişilik bir kullanım alanı var ve birazdan göstereceğim gibi gruplara da ayırabiliyorsunuz. Aslında diğer programlarda kullandığımız breakout roomlar gibi aynı ama çok daha güzel. Şimdi ben diyelim bir soru sordum. Matematik dersindeyiz. 2x artı 4 eşittir. 8. X eşittir nedir diye bir soru sordum. Baktım ki herkes dersi dinliyor ama Ayşe dersi dinlemiyor. Şöyle yapıyorum. Ayşe sen bu konuda ne düşünüyorsun? Dediğim anda Ayşe hemen kendine geldi ve hop yeşile döndü. Benim ekranıma döndü. Peki Ayşe yeşile dönmeseydi ne olurdu? 5 dakika içerisinde Ayşe benim paylaştığım ekrana dönmezse kırmızı olarak görünüyor. Böylece ee, öğrencinin dersi tamamını dinlemediğinin e, bilincinde olarak veliyi ya da okul idaresini bu konuda bilgilendirebiliriz ve ileride oluşabilecek birçok sorunu da hemen ortadan kaldırabiliriz. Ayşe'ye söyledim. Ayşe hadi e, cevap ver bakalım dedim. Ayşe'ye buradan sesini açıyor, açabiliyorum ve Ayşe Bakın burada da iPad'im de izin ver dedi. Şimdi feedback yapabilir. Ayşe benimle konuşmaya başladı. Sorunun çözümünü anlatmaya başladı. Sonra dedim ki Ayşe'nin kalemini aktifleştirdim. Ayşe hadi iPad'in de sen soruyu çöz. Öğretmenim dedi 2x eşittir. 4'ü buradan bu tarafa geçiririm. 8 eksi 4 olur. Matematik öğretmenleri kusuruma bakmasın eğer yanlış yapıyorsam. Sonra 2x eşittir 4 etti. Bunları 2'ye bölersem ikisini dedi. X eşittir 2 yapar öğretmenim dedi. Ve soruyu çözmüş oldu. Çok teşekkür ederiz dedik Ayşe'ye ve kapattık. Başka bir sayfa açalım. Şimdi burada dediğim gibi ee, öğrencileri gruplara ayırabiliyorsunuz diyelim ki 10 kişilik bir öğrenci grubunuz var karşınızda ya da 30 kişilik öğrenci grubunuz var her öğrenciyi bir gruba atayabileceğiniz gibi her gruba farklı farklı sayıda da öğrenci atayabilirsiniz diyelim ben burada 5 tane grup açayım evet dedim bakın 5 tane grubum var şimdi burada artık ben Ayşe'yi tutup şöyle göstereyim Hadi, zamanlama da koyabiliyorum bu grup çalışması kaç dakika sürsün ben burada Ayşe'yi tutup ikinci gruba da koyabilirim. İşte Ahmet'i birinci gruba, Veli'yi üçüncü gruba gibi farklı farklı yerlerde değiş değiştirebilirim. Ee, burada en önemli olan şey şu. Ayşe ikinci grupta ne yapıyor? Ben hiçbir gruba girmeden burada onun yaptığı şeyleri görebiliyorum. Bakın. Diyelim ki Ayşe birinci grupta. Ben Ayşe'yi hemen bire alayım. Ayşe birinci grupta. Bu sefer birinci grupta ne yaptığını görebilirim. Gördüğünüz gibi. Ve yine eğer başka bir sekmeye geçerse Ayşe yani grubundan çıkıp başka bir sekmeye geçerse gördüğünüz gibi yine sarıya düştü. Ve tekrar Ayşe'yi derse davet edebilirim ben. Burada en önemli olan şey diğer LMS programlarında olmayan ben ayırdığım bütün grupların hepsini kendim kontrol edebiliyorum. O anda kim ne yapıyor bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Burası gerçekten önemli. İstersem her gruba ayrı ayrı sorular da atayabilirim. Bunu da yapma şansım var. Eğer benim dersim bittiyse, grup çalışması bittiyse hemen şuradaki toggle butonunu tıklıyorum ve öğretmenin tekrar öğretmenin paylaştığı ekranı görmeye başladı. Burası mesela üçüncü ekranımız bizim. Çünkü burada 3 yazıyor bakın. Sonsuz sayıda kanvasınız var burada arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki olaylara. Şurada bir kutumuz var bizim. Magic Box dediğimiz bir kutumuz var. Buradaki en güzel olay şu. Siz bilgisayarınıza bir belge koymak zorunda değilsiniz. Diyelim ki bir yere tatile gittiniz ya da şehir dışına çıkmak zorunda kaldınız ve bilgisayarınızı evde unuttunuz. Orada herhangi bir bilgisayardan girip Google Drive, OneDrive ya da birçok Drive'ı buraya bağlayabilirsiniz ve Drive'ınızdan görüntüleri, dosyaları alabilirsiniz. Buradan dosyaları içe aktarmak gayet rahat. Bakın mesela ben buradan şimdi fotoğraf atayım buraya. Hemen tuttum ve çektim. Bu fotoğrafı buraya koydum. Fotoğrafı üzerinde istediğim gibi oynamalar yapabiliyorum. Bu bir soru olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Bakın bu ben. Bu da benim arkadaşım. Bunu yapabilirsiniz. Yeni bir sayfa açalım. Bakalım şimdi ne var burada? Burada görsel aramaları yapabilirsiniz. Mesela buraya View Sonic yazdım ve hemen View Sonic ile ilgili bütün görseller Google üzerinden alınan bütün görselleri burada görebiliyorum diyelim şu logoyu tuttum ve buraya çektim tek yapmam gereken tutup logoyu çekmek bakın buraya hemen geldi yine bakalım burada ne var burada anket düzenleyebiliyorsunuz öğrencilere ama bu kısmı ben daha sonra özel bir video olarak anlatacağım. Clips içerisinde 3 milyondan fazla video içeriğinin bulunduğu bir video kütüphanesi. Burada mesela Matt yazdınız. Matematikle ilgili birçok videoyu buradan bulup kanvasınıza ekleyebilirsiniz ve buradan çalıştırabilirsiniz. Bakın ben buradan çalıştırıyorum hemen çalıştırmak için ne yapacağım sunum moduna geçeceğim sunum moduna geçtiğimde ben buradan çalıştırmadan iPad'imden öğrenci Ayşe kendisi de çalıştırıp durdurabiliyor. Bunun nedeni şu öğrenci sizin yansıttığınız görüntüyü değil de aslında serverdan kendisi kendi internet kalitesi neyse o görüntüyü çekiyor ve kendisi burada videoya müdahale edebiliyor izleyip durdurabiliyor. Siz öğrenciye burada bir süre verebilirsiniz ya da dediğim gibi buradan başlattığınız zaman aynı şekilde aynı anda öğrencinin de tabletinde başlayabiliyor. Bir sayfa daha açalım. En sevdiğim nokta YouTube. Arkadaşlar YouTube'da ders içerisinde biz bir ders anlatırken bazen ihtiyaç duyabiliyoruz YouTube'dan bir video açmaya ihtiyacımız olabiliyor. Ama açtığımız zaman videoları gereksiz reklamlarla karşılaşıyoruz ve bu gereksiz reklamlar öğrencilerin dikkatinin dağıtılmasına neden olabiliyor. Buradan açtığım zaman YouTube'u tamamen premium gibi hiçbir şekilde reklam gelmeden izleyebiliyorum. Örnek verelim. Hadi ben kendi videolarımdan bir tanesini açayım kendi kanalımdan. Mesela bir önce yayınladığım videoyu yine açtım, tuttum ve sürükledim Magic Box'ımın içerisinden Yine burada öğrencimiz Ayşe kendisi tabletinden bu videoyu rahatlıkla başlatabilir. Ne zaman başlatabilir? Ben sunum moduna aldığım zaman öğrencimiz şu an mesela tabletten kendisi başlattı. Ya da ben buradan başlatabilirim. O da anında orada videosunu izlemiş olur. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde reklam yok. Sunum modundan çıkalım. Buradaki araçların birçoğu tabii ki e, sizin kullandığınız diğer whiteboard programlarında da var. En güzel özelliklerinden birisi de burada arka planlar. Mesela burada orijinal arka planlar ya da İngilizce kullanıyorsanız orijinal diye çıkıyor bunlar. Oradan bazı arka planlar bulabiliyorsunuz. Matematiğe geldim. Geçen de bir arkadaşım yaparken görmüştüm. Çok hoşuma gitti. E, açıları işliyorsunuz diyelim. Şu arka planı tuttum ve bu sayfaya uygula dedim. Tüm sayfaya derseniz, bundan sonra açacağınız her sayfaya uygular arkadaşlar. Burada diyelim ben bunu açtım ve öğrencilere sorular sormaya başladım. İşte buradaki açıları gö görelim dedim. Eğer yaklaştırmak istiyorsanız da yapacağınız şey çok basit. Hemen buradan zoom simgesine tıklayıp ekranı yaklaştırabilirim. Hemen şuradaki Açılara geldim ve dedim ki evet çocuklar bakın burada dik açı olduğunu gösteren bir simge var demek ki burası 90 derece bu da bunun hemen arka tarafında olduğu için burası da 90 derecedir. Yeni bir sayfa açayım. Bu kısımda böyleydi sevgili arkadaşlar burada dediğim gibi en önemli olan şey bizim öğrencinin dikkat seviyesini görmemizdi. Bir bölümümüz daha var classroom üzerinde, öğrenci arayüzü üzerinde. Ee, öğrencilerin bazen şöyle dediklerini duyarsınız. Öğretmenim benim e, bağlantım çok düşük. E, onun için ben derse katılamıyorum. Dersten sürekli düşüyorum ya da kameramı açamıyorum öğretmenim dediğini duyabilirsiniz. Bakın düşük sinyal seviyesine sahip öğrenciler diye bir bölüm var burada. Eğer Ayşe'nin sinyal seviyesi düşükse burada ben rahatlıkla kendisini görebileceğim. Böylece e, dersimizin sonuna gelmiş olduk. Peki bu 8 sayfa işlediğiniz bu dersi öğrencilerinizle paylaşmak istediniz. Ne yapabilirsiniz? Hemen şurada gördüğünüz şu sayfaya ben bir kere bir 8 yazayım. Sınıf dosya yönetimi dediği bölüm var. Orayı ekledim ve QR kod paylaşımı yapıyorum bakın. Ve hangi drive üzerine kaydetsin bu dosyayı diye soruyor bana. Ben hemen bunu Google Drive üzerine paylaşmasını istedim. QR kodumuz geldi. Ayşe hemen tabletini aldı. Tabii ki sarıya düştün. Neden? Çünkü o sayfadan çıktı. Hemen QR kodu okuttu Ayşe. Drive'dan gördüğünüz gibi şu an iPad'ine bu dosya açıldı. Benim işlediğim tüm dersler birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sayfa. Hatta bakın burada Gruplarda yapılan çalışmalar bile buraya kaydedilmiş durumda. Birinci grupta, ikinci grupta hangi çalışmalar yapıldıysa hepsi buraya kaydedilmiş durumda. Evet bugünlük benden bu kadar. Size birazcık My View Board'un Classroom kısmını anlatmaya çalıştım. Ve diğer LMS programlarından farklı yönlerini size açıklamaya çalıştım. Ben gerçekten çok verim aldım bu programdan. Bir seneden fazla bir süre bu programı derslerimde aktif olarak kullandım ve öğrencilerimde ben de çok güzel dersler işledik. Sizler de bu konuda ne düşündüğünüzü bildirmek için lütfen aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Biliyorsunuz ki bu kanalı yeni bu hale getirdim ve sizin yorumlarınız ve desteklerinizle kanalımda yeni videolar koymak istiyorum. Ee, yeni video önerileriniz varsa eğer onları bana söyleyebilirsiniz. Yapmak istediğiniz tüm eleştirel yorumlara da açığım. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın.